Kanser gibi hastalıkların belirli bir kokusu olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Bilim insanlarının bu olasılığı araştırdığını bilmek sizi şaşırtabilir. Araştırmalar, kanserle ilişkili bazı bileşiklerin farklı bir koku yayabildiğini gösteriyor. Şimdi yakından takip etmeniz gereken işaretlerden bahsedelim. Terinizin, idrarınızın veya nefesinizin kokusunda tutarlı bir değişiklik fark ederseniz, bu test yaptırmanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Bugün önemli bir sağlık riskine işaret eden kokulardan bahsedeceğiz. İlk koku keskin bir kimyasal kokudur. Bu aseton kokusudur. Bazı insanlar bunu olgunlaşmış sabunlu elma kokusuna benzetir. Tehlike şu ki bu koku genellikle zorlu diyetler sırasında ortaya çıkar ve evde yetişen beslenme uzmanları takipçilerini bunun ketoasidoz olduğuna ve kilo verirken oldukça normal olduğuna ikna etmeye çalışır. İfadelerinin sadece ilk kısmında haklıdırlar. Aseton kokusu gerçekten de ketoasidoza işaret edebilir ancak normal değildir. Böyle bir durum ciddi karaciğer hasarına, başka bir deyişle hepatik komaya işaret eder. Ve bu zaten acil bir durumdur ve her zaman bir kişi kurtarılamaz. Ancak aseton kokusu başka bir tehlikeli hastalığa da işaret edebilir. Diyabet mellitus. Ancak bu durumda bile tehlikeli bir semptomdur. Çünkü hastalığın şiddetli formlarında ortaya çıkar ve bu durumda derhal bir doktora danışılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken ikinci koku, idrar ve nefes kokusudur. Bu koku neden kaynaklanabilir? Ağır böbrek hasarında, böbrek fonksiyonları çok azaldığında ve vücutta büyük miktarda üre biriktiğinde ortaya çıkar. Bu tehlikeli bir durumdur. Çünkü çoğu durumda böbrekler için geri dönüşü olmayan sonuçlardan bahsediyoruz ve kişinin diyaliz şeklinde replasman tedavisine ihtiyacı var. Aynı zamanda herhangi bir ağrısı olmayabilir ve eşlik eden halsizlik sıradan bir yorgunluğa dönüşecektir. Üçüncü koku birçok kişi tarafından endişe edilecek bir işaret olarak görülmez. Bu mide ekşimesi ile ilgilidir. Yemek sırasında çürük kokulu bir geğirme varsa bu diyaframın gıda açıklığının yani fıtığının başarısızlığının doğrudan kanıtıdır. Bu ihlal mide içeriğinin yemek borusuna sürekli olarak atılmasına yol açar. Mide suyu yemek borusunun duvarlarını tahriş ederek erozyona ve ülserasyona neden olur. Bu hastalık tedavi edilmezse yıllar içinde kansere dönüşebilir. En tehlikeli hastalık çürümüş et suyuna benzer bir kokuyla kendini gösterir. Bu koku kişinin tamamından yayılır ve kişi odadan çıktıktan sonra bile odada kalır. Çürüme aşamasındaki kanserli bir tümöre işaret eder. Akciğerlerde, gırtlakta ve diğer iç organlarda olabilir. Başlangıçta çürük kokusu zayıftır ve sadece hayvanlar tarafından hissedilir, ancak yavaş yavaş yoğunlaşır ve fark etmemek imkansızdır. Böyle bir kokunun ilk tespitinde uzman muayenesi için acilen bir doktora gitmelisiniz. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.